Ay ne güzel gitti diye umutlanmıştım ama bak iki gün içinde çıkıp geldi yeniden. Ay, yağlı kapı tabii. Bırakır mı hiç? Aman Simgeciğim boş ver. En iyisi alışmaya bak. Alışmak mı? Asla. Hele şu nikah işi bir olsun. Ben yapacağımı çok iyi biliyorum. Vallahi kendini bence boşuna harap ediyorsun. Bak ben Volkan'ın annesini bile kabullendim sonunda. Hakan, şuraya baksana. Tanımadığım birinden mail gelmiş. En kısa zamanda görüşmek üzere Gülten. Kim bu abicim? Hoppala, ben nereden bileyim sana gelmiş. Eski kırıklarından biridir. Haşa, ben böyle birini tanımıyorum. Aslında çok yakınındayım. En kısa zamanda tanışacağız. Kim bu deli ya? Neyin var Volkan? Ya, neyim olsun? Herhalde kadınlarla mesajlaşacak halim yok. Çalışıyoruz işte. İnanalım artık. Ne diyelim? Merhabalar. Hoş geldiniz. Gel. Gülten uzaktan bir akrabamızın kızı. Üniversite mimarlık son sınıf öğrencisi. Okuldan staj görmesini istemişler. Annesi rica etti. Ben de yabancı bir yere gideceğini, burada gözümüzün önünde olsun diye düşündüm. Pek güzel düşünmüşsünüz. Bir mahsuru mu var? Bir mahsuru olur mu canım? Siz karar vermişsiniz zaten, bana laf düşer mi? Aslında işlerimiz bayağı yoğun. Bir stajyerimizin olması fena olmaz yani. Allah razı olsun yavrum. Güzelce öğretin işleri Gülten kızıma. Volkan abi yok mu? Dışarıda, birazdan gelir, niye ki? Ay çok uzun zamandır görmedim. Hala öyle yakışıklı mı? Benim Hakkı'na bir şey sormam lazım. Müsaadenizle. Ben de geleyim, muhasebeciye gideceğim. Bekle sen. Tamam mı Gülten kızım, söylediklerimi sakın unutma. Sen hiç merak etme Nermin teyzeciğim. Aferin sana. Simge, duyuyor musun? Duyuyor musun kalbinin atışını? Duyuyor musun? Bak 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 bak. Bana hiç sormadan kalbim çok hızlı atıyor. Kesin! Kesin o kızı benim başıma sarmak için getirdi, ben bilmiyorum. Ay Merve ya, daha neler? Eğer öyleyse o kızın elimden çekeceği var ama. Ay Merve ya. Simge, kalbim çok hızlı atıyor. Hakan'ın beni merak etmesine hoş değil mi? Delinin zoruna bak. Hepimiz çok endişelendik. Bazen benden şüphelendiğini düşünüyorum. Haksız da değil hani. Çevirdiğimiz onca oyundan sonra. Yüreğim ağzımda yaşıyorum vallahi. Bugün İlya ile evlilik yıl dönümleri değil mi? Sen nereden biliyorsun? Çocuklar konuşurlarken duydum. Ona hediye ettiği bilekliği de gördüm. Çok güzel. Hala onu özlüyordur değil mi? Sanırım. Ama bu iyi bir şey. Kadir kıymet bildiği anlamına geliyor. Üzülme kızım. Sen hele bir insan olmayı becer de. Sabrın sonu selamettir. Bunu unutma. İyi ki kapıyı açık bırakmışım. Şimdi bunlar iki saatte açmazlardı. Uf ya, şaka gibi. Bu hayatımda geçirdiğim en sıkıcı tatil. Emre, yok bilgisayarını başından kaldırmanın bir yolunu bulmazsam sıkıntıdan çatlayacağım. Sıkacak öyle değil mi? Özge, terbiyesizlik yapma lütfen.
Ay ne oldu? Ne oldu evladım? Canım bir şey yok ya. Az daha merdivenlerden düşüyordum da son anda tutundum. Ay yüreğimiz ağzımıza geldi. Dikkat etsene. İyisin değil mi canım? Tamam ya, bir şeyim yok. Makbul Sultan. Benim odama ne olmuş öyle? Nasıl yani evladım? Ya odam darmadağın. Darmadağın mı? Evet, dolap, çekmeceler, her şey yerlere saçılmış. Olur mu hiç evladım? Yoksa eve hırsız mı girdi? Ne? Ne? Aman Allah. Gelin bakın. Hadi gidip bakalım. Koş koş. Aman ya baba. Olacak iş değil. Odamı gelecekti başımıza. Ya şu hale bak. Herkes evdeyken hırsız giriyor. İkinizin de ruhu duymuyor. Pes vallahi. Ya çocuklara bir şey yapsaydı? Neyse, karşılaşmamanız iyi olmuş. Ne almış evladım? Evde birilerinin olduğunu biliyordu sanırım. Sadece kol düğmelerimi, Hülya'nın birkaç parça mücevherlerini almış, o kadar. Ah, iyi bari. Baba, babacığım. Hırsız annemin bilekliğini çalmış. Teşekkür ederiz, iyi geceler. Eğer bir gelişme olursa biz size haber veririz Hakan Bey. Peki. Hadi bir tanem, üzülme. Hadi canım benim, hadi. Hiçbiriniz bir şey yemediniz. Hadi çocuklar, siz bari bir şeyler atıştırın. Değil mi? Canım istemiyor. Benim de. Aslında ben... Benim de canım istemiyor. Hakan'cığım takma ama kafana bu kadar. Bakarsın bulunur. Hiçbir şey değil, Hülya'nın bilekliğine çok üzüldüm. Ben de. Hemen ona gelin olurken takacaktım. Herkes evdeyken hırsızın elini kolunu sallayarak eve girmesi size de biraz garip gelmiyor mu? Nasıl yani? Yani ev bu kadar kalabalıkken birinin girebilmesi sizce mümkün mü? Hiçbir yer zorlanmamış. Pencereler de kapalıymış. E'si Makbuş'un aklı gidip geliyor ya. Belki onları alıp bir yere koydu da şimdi hatırlamıyor. Öyle şey olur mu evladım? Ben Hakan'ın özel eşyalarına şimdiye kadar elimi bile sürmedim. Simge, bu konuyu kapatalım istersen. Aman canım, neden yanlış anlıyorsunuz hemen? Makbuş'un ne kadar dalgın olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Dalgın olabilirim. Ama daha bunamadım Simge kızım. Özge'nin uykusu geldi herhalde. Esneyip duruyor baksanıza. Neyse, geçmiş olsun. Hadi kızım, geç oldu, gidelim. Görüşürüz Hakan'cığım. Görüşürüz cicişler. Üzülme Makbuş. Anne. Hı. Ne oldu kızım? Hadi yürüsene. Aa, o da ne? Yoksa sen... Saçmalama anne, o kadar da değil. Ben eve giren hırsızı gördüm. Gördün mü? Peki ama niye bir şey söylemedin? Hem bu şeyi sen nereden buldun bakalım? Hırsız beni görünce kaçarken düşürdü. Bunu boş ver. Bakarsın, durumu değerlendirebiliriz. Nasıl yani? Hadi anne, senin eski zekanla ne oldu? Düşünsene, bu evden hiç hoşlanmadığımız birinin eşyalarının arasından çıkarsa ne olur? Tabii ya, benim dahi kızım. Sen şimdiden beni bile geçtin bir tanem. Yok anneciğim, daha o kadar değil. Nasıl yapacağız peki? Sen işin o kısmını bana bırak. Bir fırsatını bulup bunu onların eşyalarının arasına koyacağım. Ay canım kızım benim, seninle gurur duyuyorum. Nasılsın? Hala canın sıkkın mı? Biraz sıkkın tabii. Yarın unutmayalım da ilk iş kapının kilidini değiştirelim. Tamam. İnanamıyorum hala. Gündüz vakti adamın biri elini kolunu sallayarak eve giriyor. Ya bu ne cesaret ya? Hiçbir şey de duymadık. Hayır, anlamıyorum, o kadar kısa sürede çocukların odasındaki çekmeceleri nasıl karıştırıyor?
bileklik Yağmur'un çekmecesindeydi değil mi? Yani Yağmur gösterdi de. O bileklik benim Hülya ile aramdaki bir bağ gibiydi sanki. Şimdi çalınması, ne bileyim, sanki Hülya ile aramızdaki bağ kopmuş gibi hissediyorum. Onu hala bu kadar düşünmen çok güzel. Yani bence...